Siirt Üniversitesi'nde temizlik malzemeleri üretiyoruz. Ürettiğimiz temizlik malzemeleri başta üniversitemiz ve çeşitli kamu kurumlarına veriyoruz. Sahte temizlik ürünlerinin oluşturmuş olduğu tehlikeler başta insan sağlığı açısından mesela diyelim ki vücudun tahriş edilmesine, nefeslerinin mesela diyelim ki alıp verilmesinde çok büyük tahrişlere neden olmaktadır. Bir ürünün sahte olup olmadığını anlayabilmek için bir kere hani o ürünün mesela diyelim ki görselinden de anlaşılmakta. Zaten ilk önce analiz yapılması gerekiyor hani sahte olup olmadığını. Ama vatandaşlar hani kendileri de mesela yaptığı tespitlerden bir kere mesela diyelim ki hani bakıldığında mesela diyelim ki örnek olarak sıvı sabuna baktığımızda sıvı sabun mesela diyelim ki böyle su gibi olmaması gerekiyor ya da farklı bir şekilde çok yoğun kıvamda da olmaması gerekmektedir. Çünkü sonuçta hani böyle bakıldığında hani böyle tam kıvam ne su gibi ne de çok yoğun viskoz olması gerekmeyen bir durumda olması gerek. Bunu böyle de tespit edebilirler yani vatandaşlar kendileri. Temizlik malzemelerinin insan vücudunda oluşturmuş olduğu tehlikeler bir. Eğer diyelim ki mesela mesela sıvı sabun ya da mesela diğer şeylerde kullanıyoruz. İnsanın cildinde çok ciddi problemlere neden olmaktadır. Ayrıca mesela özellikle nefes alıp vermelerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Ki bu da artık bazen telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarının neden olmaktadır. Halkımız temizlik malzemesi satın alınırken bu özellikle merdiven altı ürünlerde kaçınması gerekiyor. Bu merdiven altı ürünleri nasıl tespit edilecek? Çünkü bir temizlik malzemesi üretilirken Sağlık Bakanlığı'ndan onayı alınması gerekmektedir. Bu onay alınıp alınmadığı genellikle hem etiketler üzerinde belirtilmiştir ya da barkodu oluşturulmuştur. Eğer barkodu oluşturulmuş ürünler alınırsa o zaman ve bilindik markaları daha çok öne vermeleri gerekmektedir. Yani halk tarafından bilinen markalar. Bu sıvı sabunu az önce belirttiğim gibi orijinal olup olmadığını normalde mesela bunu boşalttığımızda eğer bu su olmuş olsaydı çok hızlı bir şekilde boşalırdı. Burada ise mesela veya viskoz olmuş olsaydı hani böyle kıvamı yoğun olmuş olsaydı dökülmeyecekti. Yani şurada bir tıkanmaya neden olacaktı. Ama şöyle baktığımız gibi yani şöyle kıvamı ne su gibi ne de çok şey olmasına gerek olmayacak şekilde olması gerekiyor yani. Ya burada sıvı sabunun şurada görüldüğü gibi akışkanlığı bu şekilde olması gerekiyor. Hani su gibi ne böyle çok hızlı bir şekilde ne de böyle akmayacak şekilde kıvamda olmaması gerekiyor. Şu şekilde şu kıvamda olması gerekiyor. Ki şurada görüldüğü gibi şöyle sıvı sabun üretiyor.